Evet, nihayet çifte vatandaşlık mevzusu çözüldü. Sağ olsun SPD ve koalisyon ortakları tarafından onaylandıktan sonra meclise kabul edildi. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in imzasıyla da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek. Bu konuyla ilgili önemli çalışmalarda bulunan SPD milletvekili Sayın Macit Kara Ahmetoğlu Skype attığımızda kendisine 27 Haziran ve sonrasını soracağız. Bakalım göçmenler ve bilhassa Türkler çifte vatandaşlık konusunda onlara neler söyleyecek. Sayın Kara Ahmetoğlu, merhabalar. Merhabalar, iyi günler. Nasılsınız Sayın Vekilim? Yoğunsunuz. Teşekkürler, iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Bu 27 Haziran'dan sonra uzun 63 yıldan beri beklenen yeni bu çifte vatandaşlık yasası yürürlüğe girecek. Sizin de sevgili vatandaşlarımıza, burada yaşayan Türkiye kökenlilere önemli mesajlarınız olduğunu tahmin ediyorum. Hatta Alman vatandaşına teşvik konusunda da bir şeyler, güzel sözler kuracaksınız diye ümit ediyoruz. Buyurun efendim. Evet, tabii belirttiğiniz gibi her şeyden önemlisi 27 Haziran. Bu ayın 27'sinden itibaren Alman vatandaşı ya da çifte vatandaşı yürürlüğe geldiği için, geçtiği için bütün vatandaşların artık buna müracaat etmesini diliyoruz. Biliyorsunuz Almanya'da son senelerde, özellikle son Avrupa seçiminde iki hafta önce sağcı güçlerin güçlendiğini, sağcı partilerin güçlendiğini görüyoruz. Bu açıdan bunu telafi etmek için bir karşı bir atak açısından da çok önemli. Türk kökenli insanların Alman vatandaşlığına geçip oy sahibi olmaları. Belirttiğiniz gibi senelerce, yani ben bildiğim bileli bir mücadele söz konusu ve sonunda başarıyla noktaladığımız bir mücadele. Sosyal Demokrat Parti olarak onlarca yıl bunun için çalıştık. Efendim, siz aynı zamanda önemli bir hukukçusunuz, avukatsınız, bunu da biliyoruz, sevgili seyircilerimiz de biliyorlar. Hukuki açıdan herhangi bir sorunu yoktu herhalde bu yasanın geçmesinde. Bu zamana kadar, yani sizin partinizin öncülüğünde sağ olsunlar yine bizleri hatırlamış oldular. Yine çifte vatandaşlık yasasının yine değiştirilmesinde yine SPD'nin önemli katkısı vardı. Sayın Otto Schily dönemi, hatırlarsınız o dönemde. Kötünün iyisi demişlerdi. Ama bu dönemde çok çok iyisi oldu. Çok sevindirdi insanları. Herhangi bir zorluk çıkar mı efendim hukuki açıdan? Tekrar Türk vatandaşlığı. Hayır, zorluk çıkmaz. Bir de böyle belirtmek lazım. Biliyorsunuz işte bu 2000'li yıllarda da bir çifte vatandaşı gelmişti, 99 yılında. Hı hı. Ve o zaman ama eyalet meclisinde sorun yaşamıştık. Evet. Ve işte özellikle Hristiyan Demokrat Parti Roland Koch'la beraber büyük bir kampanya başlatmıştı çifte vatandaşlığa karşı. Aslında bu kampanya çifte vatandaşlığı değil, yabancı kökenlilere karşı olan bir kampanyaydı. Ama artık Almanya'da da toplumun tabii genel görüşleri de değişti. 30 sene önceki Almanya bugünkü Almanya değil, ya da 25 sene önceki Almanya, birçok şey değişti. Çifte vatandaşlık, bunu belirtmem lazım. 2021 yılında vatandaşlığa geçen insanların zaten %70'i yakını çifte vatandaşlık aldı. Yani işte Avrupa Birliği vatandaşları örneğin, diğer bazı vatandaşlar için de bu geçerli. Fiilen bu çifte vatandaşlık yasağı özellikle Türkiye'li insanlar için geçerliydi, Türk vatandaşları için. Büyük bir haksızlık, ya da Arap vatandaşları için de bu geçerliydi. Ve bunu ortadan kaldırdık, hiçbir sorun yok. Tek sorun vatandaşların ilgilenip müracaat etmeleri. Efendim, demin bahsettiniz. Mesela Fransa'da yapılan son araştırmalarda, kamuoyu araştırmalarında sağ partiler Le Pen'in ve diğer partilerle birlikte önde gittiği, Almanya'da da AfD'nin yükselişi var. Bunlara dur demenin efendim bir göstergesi olabilir mi? Buradaki Türkiye kökenli Alman vatandaşına henüz geçmemiş olan vatandaşlarımızın da Türk Alman vatandaşına geçerek, sandığa giderek oylarını kullanmaları, yansıtmaları? Tabii ki çok önemli. Çünkü Türk vatandaşları oy hakkına sahip oldukları zaman, ya da işte böyle söyleyeyim, Müslüman düşmanı, evet, blok güçlendikçe, AfD gibi blok, Müslümanların düşmanı olan bloklar zayıflayacak. Bunun da seçme hakkı Türk vatandaşlarının oluştuktan sonra tabii ki işte toplumu bir araya getirmek isteyen, ayrımcılığa karşı olan güçler kazanmış olacak. Evet. Bir sorun var bu konuyla ilgili. Bu çifte vatandaşlığı yaşıyoruz, görüyoruz. Bir de
çifte vatandaşlığın örneğini Alman milli takımında da görüyoruz. Orada Türkiye kökenli Alman kaptanımız var. Emre Can var. Birkaç tane futbolcumuz var. Türkiye milli takımı da Almanya'da. Yani bu güzellikleri burada Avrupa Şampiyonası'nda hissedebiliyor muyuz? Yani Sayın Vekilim bir siyasetçi olarak. Yani ben hissediyorum. Hatta Türkiye'nin milli takımının kaptanı da biliyorsunuz. Almanya'da Mannheim'li bir Hakan. Evet. Mannheim'li bir arkadaşımız ya da futbolcumuz. Yani özellikle Türk kökenli insanlar için bu Avrupa Şampiyonası çok özel bir şampiyonluk. Çünkü iki takımımız var. Evet. Sevineceğimiz, desteklediğimiz iki takım var. Ve sizin de belirttiğiniz gibi aslında yani bir iki topluma ve iki devlete vatandaşlık olabilmesi çok doğal bir şey 21. yüzyılda. Ve bunun en somut örneği de işte sizin belirttiğiniz gibi milli takımlar. Evet, bir de şunu söyleyeyim, belirteyim efendim. Bizim Türklerin arabalarında bir tarafta Alman bayrağı, bir tarafta Türk bayrağı var. Evlerde asılanlarda da genelde bir Türk bayrağı, bir Alman bayrağı var. Yani bizler bu ülkeye uyum sağlamış, Almanya'da bizim vatanımız, Türkiye'de bizim vatanımız diyen bir kuşağı meydana getirmişiz, yetiştirmişiz gibi göstergesi var. Bunu Alman siyasetçiler nasıl görüyor, nasıl efendim değerlendiriyor? Evet. Bence de çok önemli. Özellikle Almanya'ya sahip çıktığımızı göstermemiz çok önemli. Bence bunu daha güçlü bir şekilde gösterelim. Özellikle bu sağcı çevreler Almanya'yı bizim ülkemiz olmadığını söylemek istiyor. Biz de tam tersine Almanya'nın bizim devletimiz, ülkemiz olduğu, vatanımız olduğu ve bu ülkeye sahiplendiğimizi göstermemiz lazım. Bu çok önemli. Bunun dışında da şimdi futboldan bahsetmişken benim bir ricam var. Evet. Çok dürüst bir şekilde karşı taraflara hiçbir zaman rencide etmeyecek şekilde aile terbiyesi çerçevesinde ve örnek bir toplum olarak kendimizi gösterelim. Bu bence çok çok önemli. Peki efendim, ben anladım, bu İstiklal Marşı veya Milli Marşlar'da yaşanılan birkaç defa sıkıntılar yaşandı. Biz onu spor programında da söyledik. Ben şiddetle kınıyorum, herkese saygı duymak lazım. Her bayrağa, her ülkenin milli marşına saygı duymak lazım. Dikkat etmeliyiz, saygılı olmayız diye çağrı yaptım. Ben sizin söylediğinizi biraz açmak istedim yani. Çok öyle. Ben de böyle söyleyeyim. Yani saygı görmek istiyorsanız, evet, sevgi görmek istiyorsanız siz de saygılı ve sevgili davranmanız lazım. Evet. Bence bu çok önemli. Ve Türk insanının, özellikle Almanya'daki Türk insanının imajı için de bu çok önemli. Onun için herkesin duyarlı olması değerli diyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İnşallah bir başka ana haberde başka bir konuyla tekrar görüşürüz. İnşallah. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sizlere. Sağ olun.